Böyle mi olacak bundan sonra Necati? Fırat'ın evine çöreklenip bir ötecek misin oğlanı bütün bildiklerin ha? Başkan, bir anlık öfkeyle katil olacaktı Fırat. Mecbur kaldım, söyledim. İyi bok yedin. Ne arıyorsun sen onun dibinde? Sana kaç kere haber yolladım. Çıkar çıkmaz gelsin, İzmir'de dükkanı hazır diye. Ne dolaşıyorsun oğlanın ayağının altında? Ne işin olur senin koskoca banka müdürünün evinde? Beni şoförü yaptı. Bırakmadı. Bu ne ayarsızlık be? Ulan yarın bir gün evlenecek. Sosyetik aileden kız alıyor. Yakışık alır mı? Gelmiş köylüsü yerleşmiş evine. Başka bir hayatı var onun. Başka. Ben onu geçmişten kasabadan uzaklaştırmaya çalıştıkça narini bilmem nesi toplaştınız gene başına aşağı çekiyorsunuz oğlanı. Yok be başkan. Durum öyle değil. Asıl çocuğu aşağı çeken sizsiniz. Sen ve o Babürüt'ü onu aşağı çekiyorsunuz. Ha, şimdi de sen ortaya çıktın. Onu benden kurtaracaksın öyle mi? Sen mi fiştekliyorsun ulan oğlanı? Ha? İşi gücü bırakıp durup dururken bu işleri kurcalamaya başladı gene. Başkan, çocuğun ne istediğini hiç düşünmediniz. Onu hep vitrin gibi kullandınız. Bırak Fırat hayatını yaşasın. Bak Necati, istersen dikkatli ol. Yine birileri çıkmasın karşına 12 sene önceki gibi. Bu sefer hapse düşmekle kurtaramazsın paşayı. O itleri şike davasında peşime sen saldın değil mi? Çok şey biliyorum diye beni ortadan kaldırmak istedim. Git İzmir'e, aç dükkanını. Geçmişi kurcalama, huzur içinde otur. Oğlumla arama girme. Seni onun etrafında görmek istemiyorum bir daha. Sevgili oğlun sana durumu bildirmiş. Hiç vakit kaybetmemiş bakıyorum. Böyle öğrenmeni istemezdim. Ne şekilde öğrenirsem öğreneyim hoşuma gitmeyecekti zaten. O itin hayatımda olması hiçbir şey değiştirmez baba. Sadece bizi bayramlarda aynı masaya oturtma yeter. Oğlum, atıp tutmuşsun Sermet'e de. Kuşkulanıyor. Bak, Erol'u falan zapt edemem şu çeneni tutmazsan. Sermet'i zor yatıştın. Ayrıca ben bu saatten sonra onlarla yolumu, kaderimi ayıramam. Sen kendi işine bak. Kendi yolunda devam et. Bizim işlerimizi de kurcalama. Ha, ayrıca aldığın o evrakı da geri ver bana. Bak baba, senin başını yakmak istemiyorum ben. Olup bitene otur anlat, seni korumayalım. Ondan sonra da yurt dışına rahat bir yere gönderelim. Oğlum, hadi, hadi beni korumaya aldın diyelim. Kendi kardeşinin de mi başını yakacaksın? Benden evladımın başını yakmamı bekleme. Bırak baba Allah aşkına. Senin için pazarlığa oturan adamdan evlat mı olur hiç? Ha? Olmaz. Benim işe gitmem lazım. Sen otur rahatına bak. Ama iyi düşün. Çünkü ben bu işin peşini bırakmayacağım. Gerekirse savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Necati abi aşağıda mısın? Bankaya gitmemiz lazım. Fırat, bak ben anahtarları sitenin güvenliğine bıraktım. Memlekete dönüyorum. Nasıl yani? Abi ne işin var senin aslanda? Oğlum bak, bu işi zorlamanın pek alemi yok. Ben buralarda yapamayacağım. Bırak döneyim, daha sonra görüşürüz. Ne oldu? Yaslana mı gidiyormuş? Verdiğin işi beğenmedi mi yoksa? Ne dedin adamcağıza? Onu da mı tehdit ettin? Ya ben ne diyeceğim ona? Daha yeni geldim. Sen banyodaydın, biraz konuştuk. Ne sürünüyorsun buralarda? Gel İzmir'de sana bir dükkan açalım dedim. Ortada mı bırakacaktım eski adamı? Tamam dedi anında o da. Tabii. Öyle demişsindir.
O da senin karanlık işlerin hakkında çok şey biliyor değil mi? Onu konuşturacağımdan korktum baba. Bir şey bildiği yok onun. Bu gibi küçük adamlardan korsaydık adım atamazdık hayatta. Ayrıca Necati kessen ağzını açmaz. Alır üç kuruş parasını oturur aşağı. Ha. İyi düşün baba. Selamünaleyküm. Boş odan var mı? Kimliğinizi alayım. Birkaç gün kalacaktınız acaba? Birkaç gün kalacağız işte. Nasıl oldu Nuri? Anlamadım Bey. Necati Eti takip etmiş. Büronun önünde arabaya binerken tak diye vurdu beyimi. Hemen kapıp getirdim buraya ama çok kötü. Çok kötü durum. Necati'nin nasıl yani Necati? Fırat abi. Abi kesin o yapmış abi. Servet abim Erol Bey'i yolladı. İtiraf etmiş suçunu. Bir de zaten silahla falan suçüstü bulunmuş. Allah'tan ümit kesilmez. Ameliyata aldılar. Bekliyoruz. Nasıl doktor bey durum? Kurşunu çıkarttık. Ancak çok kan kaybetmiş. Şu anda yoğun bakımda. Ama her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Önümüzdeki saatler gerçekten çok kritik. Kalbi çok zayıf. Bu beni çok endişelendiriyor. Tekrar geçmiş olsun. Ben biraz hava alacağım. Abi sen de çık istersen. Ben size kahve falan getireyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.